Heykel hayatımızda aslında yeri çok önemli. Ama nedense hayatımız içine sokmakta bazen gecikiyoruz. Halbuki karşılaştıkça da çok etkileniyoruz. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de Tanku Töktem'in eserleri. Onun başlangıcından sonuna kadar gittiği yol hepimiz için çok fazla ilginç. Gerçekten sonunda yaptıkları harika ama nereden başladığını görünce insan daha da fazla hayret ediyor. Levent Bey, öncelikle hoş geldiniz. Atatürk Kültür Merkezi'nde Tanku Töktem yeniden İstanbul'da. Kristal Çağ Kapıları'nda sergimiz. Tabii Kristal Çağ Kapıları'nda olan Tanku Töktem değil, bizleriz. Bu rengarenk çağa girmenin onun söylemi üzerinden bir sevgi, ışıkla güç arasındaki heykel disiplini üzerinden bir estetik bilginin ortaya çıkışı aslında bir yandan da. Işığın bu kadar döndü olması, yani serginin adından ışığın çıkması çok ilginç. Evet, onun yükselen anlıklarında Tanku Töktem'in aslında bir anlamda yaşamının son evresine doğru bir yükseklik tasarımcısı olduğunu da görüyoruz. Hep yükseliyor ölçekler ve en önemlisi Cumhuriyet meydanlarına anıtlarını çekiyor ve halkla buluşturmak istiyor. Bence Atatürk Kültür Merkezi'nde olmamızın en önemli altı çizilecek bölümü burası. Tanku Töktem'in anıtları herkesle buluşuyor. Ama bütün bu anıtlardan sonra birkaç evresini görüyoruz bu sanatçının. Soyut eserlerini gördünüz, birçok evresini. Belki de insanları en çok şaşırtan bölüm burası. Çünkü bu çocuk 4 yaşındayken ailesinin görevi sebebiyle birçok şehirde yaşıyor. Orada gözlem depolarını dolduruyor. İleride yaratacağı anıtların öznesi de bu ilhamlar oluyor. Annesi Cumhuriyet'in ilk kadın veterinerlerinden. Babası da veteriner ama annesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi bugünkü adıyla, o günkü adıyla Sanayi Nefise imtihanlarına girip resim bölümünü kazanmışken ülkenin şartları dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Ziraat Fakültesi Veterinerlik Bölümünü bitiriyor. Ve aslında çok yetenekli bir kadın ve aydın bir kadın. Oğlunun yeteneğini 3 yaşında fark ediyor. Nasıl fark ediyor? Bu çocuk ağzında petek balı yerken elinden çıkardığı şeyin, yani balın mumunun şekil aldığını fark ediyor. Ve buraya geldiğimizde 7 yaşında yaptığı, şunu söylüyoruz, hiç tereddüt etmiyor. Sanki bir bilgiyle donanmış gibi geliyor. Aynı şekilde burada hindisini görüyorsunuz. Aslında o da bugün Tanku Töktem Müze Evi'nde var. Ama biraz incindi, o yüzden buraya restore etmeden getirmek istemedik. Buraya geldiğimizde de şu arşivler aslında bize gene bu aydın anneden bugüne, yani çağımıza ulaşan belgelerle şurada ne yazıyor 10 yaşında çocuğu için? Sen ileride Cumhuriyet'in en iyi heykeltıraşlarından biri olacaksın diyor. Dediğinde sene 1949. Burada soyut dönem Taksim Cumhuriyet Galerisi'nde açtığı ilk iki kişisel sergisini görüyorsunuz. Sonra meçhul öğretmen anıtı, bugün büyük olarak da enstale ettiğimiz, bakın şurada. Belki de Atatürk heykellerinin içinde en anlamlısı, bir Atatürk yok ortada. Ama çocuklar onun ışığını görmüşler ve gelmişler, çiçeklerini sunuyorlar. Bu Eskişehir'deki ilk meydan anıtı. Şöyle, Tanku Töktem üniversite 3. sınıftayken dünyanın en iyi genç heykeltıraşı seçiliyor. Ve o ana kadar diyor ki, o ana kadar annemin yeteneğini çok fazla alkışladığını düşünüyordum. Ama azınlıklar da alkışlıyorlardı ama bu olunca yeteneğimi anlamak için yola çıkıyor sırtında çantayla. Küçük Kumla diye Gemlik'te bir yer vardır. Orayı görüyor. Burayı müze ev yaptık. Orası da izlenebiliyor gelindiğinde. Bu da ardından bölümünde belki de söylemem gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Seul 1988'de Seul Olimpiyatlarında aynı zamanda eş zamanlı Akademi Bozar, bir Akademi Bozar'ın jüriliğinde ve Dünya Sanat Komitesi'nin de erkiyle, öyle diyelim, her ülkeden bir sanatçı seçiliyor. Türkiye'den de Tanku Töktem seçiliyor. 167 heykeltıraşın arasından o dönemde yaşayan en iyi 10 sanatçı arasına giriyor. Aslında bu serginin en önemli ilham kaynağı 3 kişi. Biri Ahmet Adnan Saygun, biri Yunus Emre, biri de Tanku Töktem. Üçü de
sanatlarının özünün sevgiden geçtiğinden ve sanatın ve kültürün ne doğunun ne batının erkinde olmadığından, evrensel olduğundan bahsediyorlar. Bugün Tanku Taktım'ın eserleriyle beraberdik. İnanılmaz bir çocukluktan, inanılmaz bir ustalığa. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Zeki çocukların nerelere gelebileceğini görün. Hele hele Tanku Taktım gibi gerçekten çağımızın heykel sanatına damgasını vurmuş bir kişinin işlerini mutlaka görün.